Ferit Haber Merkezi'nden gün ortasından mutlu günler. Sayın seyirciler günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Bülten'im uzun zamandır takip edilen Falyalı davası sonuçlandı. Ayrıntılarına bakalım. İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın 8 Şubat 2022'de öldürülmesiyle ilgili Gine Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davada sanıkların ceza takdirleri bugün açıklandı. Haklarında okunan 17 davanın tümünde suçlu bulunan sanıklardan Ömer Tunç, ömür boyu, Veysel Sare 35 yıl ve Musa Çiçek ise 20 yıl hapse mahkum edildi. Eş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Şubat 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Girne Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkumiyet kararları belli oldu. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tutuklu bulunan 3 sanıkla ilgili tahammüden adam öldürme ve adam öldürme dahil haklarında bulunan 17 ayrı davanın tümünden suçlu bulunan sanıklarla ilgili kararı açıkladı. Soyer kıdemli yargıç Mine Ozankaya ve yargıç Temay Saer huzurunda yargılanan sanıklardan Ömer Tunç ömür boyu, Beysel Sare 35 yıl ve Musa Çiçekse 20 yıl hapse mahkum edildi. Ve Başbakan'ın temaslarına bakalım sayın seyirciler. Başbakan Yunan Üssel Ankara'da resmi temaslarda bulundu Üstel. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede 2024 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşması süreciyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına yönelik projeler değerlendirildi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesinin öncelikleri olduğunu bir kez daha vurguladı. Başbakan Üstel ise son iki yıldır uyumlu ve eşgüdüm içerisinde sürdürülen çalışmaların sonuç alıcı olmasının nedeninin siyasi istikrar olduğuna dikkat çekti. Üstel siyasi istikrarımızı bozmadan önümüzdeki dönemde de istikrarlı işbirliğimiz artarak devam edecek ifadelerini kullandı. Başbakan hoş geldiniz. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın davetlisi olarak Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cevdet Yılmaz'la bir araya geldi. Görüşmede 2024 yılı Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü kapsamında yürütülen projeler değerlendirildi. Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki projelerin planlanan takvim çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli reformların takipçisi olacaklarını belirtti. Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi önceliğimizdir. Bu nedenle geçen yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli işbirliği, eşgüdüm ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye olarak uluslararası Topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için sayın üstele teşekkür ederim dedi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Başbakan Ünal üste ise Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da ifade ettiği gibi son iki yıldır gayet uyumlu ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın sonuç alıcı olmasının en temel nedenlerinden biri siyasi istikrardır. Siyasi istikrarımız bozmadan önümüzdeki dönemde de istikrarlı işbirliğimiz artarak devam edecektir ifadelerini kullandı. Başbakan Üstel, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü. Görüşmede Kıbrıs sorunu konusuyla ilgili son gelişmeler ele alındı. Görüşmeyi oldukça yararlı olarak nitelendiren Üstel, Dışişleri Bakanı'yla Kıbrıs konusuna ilişkin yaşanan son gelişmeleri ele aldık. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetiyle ana vatan Türkiye'mizin düşüncelerinin tam bir uyum içerisinde olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu bize güç veriyor diye konuştu. Ankara gerçekleştirdiği günü çalışma ziyaretini tamamlayan Başbakan Yunan Üssel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Çalışma ziyaretini değerlendiren Üsel, Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Üsel çok yakın bir süre içerisinde yıllardır atılmayan yeni adımları atacağımızı ve yeni projeleri hayata geçireceğimizi müjdelemek istiyorum. Önceliğimiz halktır, halka hizmettir dedi. Başbakan Ünal Üstel Ankara'ya gerçekleştirdiği günü birlik ziyareti tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Çalışma ziyaretini değerlendiren Başbakan Üstel hükümetin işinin başında çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, Ulusal Birlik Partisi kurultay sürecinin başlaması hayatında bir taraftan devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Biz hükümet etmenin sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz. Devam etmekte olan pek çok projemiz var. Anavatan Türkiye ile imzaladığımız iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasına bağlı olarak yaptığımız pek çok çalışma devam ediyor. Bu konularla alakalı gelinen aşamayı gözden geçirmek adına bugün kurultay çalışmalarına ara vererek Ankara Ankara'ya bir çalışma ziyaretinde bulundum dedi. Ankara'da çok verimli ve samimi çalışmalar yaptıklarını belirten Başbakan Ünal Üstel, gerek Cevdet Yılmaz gerekse Hakan Fidan'la gündemde olan konuları ele aldıklarını söyledi. Üstel halkımız için, ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Çok yakın bir süre içinde yıllardır atılmayan yeni adımları atacağımızı ve yeni projeleri hayata geçireceğimizi sizlere şimdiden müjdelemek istiyorum. Söz konusu halka hizmetse biz kurultay için çalışıyoruz diyemeyiz. Önceliğimiz halktır, halka hizmettir. Kurultay sürecimiz devam ediyor, istikrarla ve iktidarda yola devam ediyoruz diye konuştu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mausa Kalil Laos Kulübü Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Töre bugünlere omuz omuza vererek şehit ve gazilerin mücadelesiyle gelindiğini belirterek devlete sahip çıkılmasını istedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gülüz Debeş Başkanlığı'ndaki Mausa Kale Lyons Kulübü Derneği üyelerini kabul ederek görüştü. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, sivil toplum örgütlerinin önemine değinerek Lyonsların yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön planda tuttuğunu belirtti. Bugünleri omuz omuza vererek şehit ve gazilerin mücadelesiyle gelindiğini dile getiren Töre, devlete sahip çıkılmasını istedi. Mausa Kale Kulübü Derneği Başkanı Gülüz üstte 5'te çalışmaları hakkında bilgi verdi. Olur, bir çim sahamız. Paris Olimpiyatları kadınlar yüksek atlama finalinde 1 metre 86 santimetrelik atlayışıyla olimpiyat onuncusu olan Buse Savaşkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.